Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımıza Namık Kemal'in memleketi Tekirdağ'dan size sesleniyorum. Tekirdağlı seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vereceklerini soracağız. Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Amcacığım hoş geldiniz. Hoş İstanbul'dan Tekirdağ'a biraz önce geldik. Tekirdağlı seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime vereceğini diye soruyorum. Onu açık söyleyemem. Onu biliyorum. Eyvallah, ona bir cevap. Tabii ki. Açık. Diğer sorumuz da şu. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ve Ekrem İmamoğlu deyince şunu söyleyeyim ki basa basa söylüyorum. O çok iyi bir dostumuzdur. Bak inan samimiyetle söylüyorum. Bunu yani her tarafta da yayınlayabilirsiniz. Benim sevdiğim bir insandır. Muhterem bir insandır benim için. Dinliyorsa selamlarımı iletirim ona. Selamlarımı iletirim. Çok sevinirim. Namık Kemal'in memleketinden İmamoğlu'na selam. 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 Son sorumuz da şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Kim olsun? Ekrem İmamoğlu. Bak onu sana basarak söyleyeyim. İster darısından ister gücensinden. Çok teşekkür ederim. Sana. Evet çok teşekkür ederim. Halk Partisi. Halk Parti. Hayır. Halk. CHP neden efendim daha var? Halk Partisi. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Çok sevdiğim bir bilgin adam. Tamam. Ama hangi partiden hayır var ya. Yok mu? CHP'ye veririm. CHP'ye. Neden CHP? Bu an için onu uygun buluyoruz ondan. Uygun. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İstanbul Belediye Başkanı ama onu Cumhurbaşkanı yapmak istiyorlarmış. Olur herhalde. Peki. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu olsun Yavaş mı? Yavaş'ı istiyorlar ama olmuyor ki. İmamoğlu olsun. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Bana kalsın mı? O da cevap. Söylemek istemiyorum bana kalsın. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hiç şeyler gelmiyor. Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin İmamoğlu mu Yavaş mı? Bilmiyorum. Karar yok karar. Merhaba. Abi AK Parti yok. AK Parti verir. Aynen. Neden AK Parti? Abi şimdi her şey ortada yani. Pazar fiyatları yüksek diyorlar, geçinemiyoruz diyorlar. Ekrem İmamoğlu gelse ucuzluk mu olacak? Ya olmaz abi yani bugün... AK Parti, Tekirdağlı mısınız? Değilim. Nerede, burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum, Urfa aslan. Urfa'dan buraya, peki. Aynen. AK Parti'ye yazdık. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu şimdi İstanbul'da da yapamadı abi. Şimdi herkes... Abi bir sürü akrabam var İstanbul'da. Tamam ben de oradayım, ben yaptığını biliyorum. Ne yapmış abi? 10 tane metronun işe devam ediyor. Süt dağıtıyor. 158 bin tane bedava taşıyor. Şimdi bak şimdi olay süt konusu değil. Yani bugün ne yapma baraj mı yapmasın? Ne yapmasın büyükşehir? Ne yapacak? Nasıl? Yani büyükşehir ne yapması lazım? Bak şimdi Ekrem İmamoğlu şu an Türkiye Cumhurbaşkanlık yapamaz. Benim kendi görüşüm. Bilemeyiz Allah. Şimdi bilir. Şöyle yani bugün peki Ekrem İmamoğlu aklına bir şey gelmedi mi? İmamoğlu deyince. Ya İmamoğlu bak şimdi Mansur Yavaş iyidir mesela. Yok şimdi birinin İmamoğlu deyince aklına bir şey geliyor mu gelmiyor? Bunu bitirelim sonra geçelim. Ya Ekrem İmamoğlu yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? CHP'nin adayı. CHP'nin adı bence Mansur Yavaş olması lazım. Allah razı olsun abi. Simit işi nasıl gidiyor? Ağır gidiyor abi zamlardan sonra. Peki. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuz kime? CHP'ye veririm. CHP verirsin. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Yeni başkanımız olabilir. Yeni cumhurbaşkanımız olabilir. Evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu mu Yavaş mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. AK Parti'ye vereceğiz. AK Parti. Ne yapalım abi? Başka çare yok. Neden çare yok? 120 tane parti var. Vallahi 120 tanesi bir tanesine vereceğiz mecbur. İşte biz anketimize hangisini yazalım? Sokak röportajı yapıyoruz. Gazete, ha. Televizyonuz biz. Hiçbir partiyle alakamız yok. Ya benim de bir partiyle alakam yok. Yalınız. Şimdiki bu düzenin bozulursa ben hiçbir şeyim yok. Ben beni bilmem kaç tane hükümet değişti bilmem o kadar şey oldu. Değişen bir şey olmadı. O öbürünün bıraktığı yerden başlıyor. Başka bir şey yok. Ne yazalım? Kararsız mı yazalım? AK Parti mi yazalım? Ne diyelim? Buyurunuza. Valla kararsız şimdilik yani. Kararsız. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya onlara da güvenmiyorum ben. Güven yok? Yok. CHP'nin CHP adayı İmamoğlu mu Yavaş? Cumhurbaşkanı mı? Bilmiyorum valla hangisi olursa olsun artık. Fikir yok. Bizim için gelen ağam giden paşam ne yapalım? AK Parti'ye veririm. Neden efendim? Seviyorum çünkü çalışmalarını çok güzel çalışıyorlar. Tekirdağlı mısınız? Buralı mısınız? Evet. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hiç güzel şeyler gelmiyor. Gelmiyor. Güzel bir çalışmasını görmedim çünkü. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu mu? Beni hiç ilgilendirmiyor bence hiçbiri olmasın. Hiçbiri olmaz. Kemal neden olmuyor? Soruyoruz. Ben de onu soruyorum. Kemal neden olmuyor? Belki olur. Kapasitesi müsait değil. O da olabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyiyim abim ben. Tekirdağlı mısın? Tekirdağlıyım. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin?
Kime verelim abi? Soruyorum işte. Hangisini versek aynı beterler. Hepsi aynı beter. Aynı mı? Aynı mı abi? Vermeyeceğim ben. Vallahi benim hiç niyetim yok, bilmem senin. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi ne söylesem yalan, ben kurban olayım. İmamoğlu mu aday olsun, Mansur Yavaş mı? Ya Cumhurbaşkanı olsun. İmamoğlu mu? İmamoğlu olsun. Seviyorum. Başkası olmaz zaten. Tekirdağ mıyız? Tekirdağ yerli. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi onu söylersem boşver onu. Bir şey mi söyleyeceksin? Yani. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? İkisi de olmasın bence. Teşekkür ederim. Rica. Merhaba. Niye değilim? A150'ye gittim, boş geldim. Bir şey yok. Ne alabiliyorum? Kurban mısın? Hiçbir şey. Bunu pahalaştıran ceza ver rakibine. Valla ceza işte, yakayımsa vermeyeyimse Allah'tan korkuyorum. Ama Allah da hesabımızı sorsun. Kimse yok. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor ablacığım? Valla ne ondan anlıyorum ne ondan. Verdik de aynı. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu? Valla bilmiyorum kardeşim. Hiç fikrim yok. Teşekkür. Çünkü insan kararsız kalıyor. Veriyor da pişman, vermiyor da pişman. Tamam, teşekkür ederim. Faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası, bir ayakkabı alamıyorsun kendine. Yetemiyorsun. Bu çocuk okula gidiyor geliyor, ayakkabısını yırtık, insan utanıyor. Alamıyoruz 6-7 nüfusuz. Gelen seçim. İyi Parti. İyi Parti. Bir gerekçeniz var mı? Neden İyi Parti? Şu anda en iyi onu görüyorum onda. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu İstanbul ve hizmet. Hizmet geliyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun? Vallahi onlar sandık seçimi yapacak ama bence Ekrem İmamoğlu. Olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılar efendim. İyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden? Yani şu andaki yönetim şeyler yaptı, terslikler yaptı. Şu andaki yönetim hiç oy verdiniz mi? Daha önce AK Parti'ye? Yok, hayır, kesinlikle. Peki efendim, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Allah çok dürüst biri, İstanbul Büyükşehir. Evet efendim. Tamam. Son soru, CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu? Mansur Yavaş. 2002'den beri AK Parti'nin kurulduğu yıldan beri AK Parti'ye oy kullanan biriyim. Ama şu son geldiğimiz noktada artık yeter. Buraya yani bakarak. Yani bu artık yeter. Yani ne hale geldiniz? Ekonomik şartları görüyorsunuz ortada. Zorlaştı. Pazarın girişindeyiz. Tabii. Fiyatlar yüksek. İki misline, üç misline fırladı. Efendim, AK Parti'ye vermeyeceğiz. Kime vereceğiz? Şu anda İyi Parti tarafı gözüküyor Meral bana. Meral Akşener'e yazdık bir oy. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hani belediye başkanı, işini düzgün yapan biri göründüğü kadarıyla. Belediye başkanı. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş'ı desteklerim. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Parti yok, parti yok artık. İttifak var zaten. Ama içinde partiler var. Biz parti. Biz Millet İttifakı'ndan. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hadi siz de gelin. Bir belediye başkanı geliyor. Ne geliyor? CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu mu, Yavaş mı? Vallahi onu ben onların vereceği karar. Ben de CHP veririm herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden, bir gerekçeniz var mı? Yani daha iyi yapacak. Daha iyi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? O kadar ilgilenmiyorum, o yüzden Mansur Yavaş olsun diye. CHP'ye veririm. Neden CHP? AK Parti'ye vermemek için. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor? Geliyor. Bir ara bir haberi çıkmış çocuklarla ilgili. O geliyor. Olumlu olumlu kötü şeyler gelmiyor. Peki Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı? Fark etmez ya. Tamam. Ekrem İmamoğlu dediniz siz. Tamam. Tamam. Ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum öncelikle. Evet, Namık Kemal'de okuyorum. Açıkçası halk içinde böyle siyasi görüşlerin belirtilmesi çok normal bulmuyorum. Yani ne sağcıyım ne... Oyunuzu söylemek istemiyorsunuz. Oyumu söylemek istemem ama tabii ki millet için hangisi en iyisi olacaksa olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani halkın yararına, şu anki baştakinden kimse memnun değil. Şimdi ki siyasetçi olmuşsunuz. Yani 2023'te zaten değişeceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü Z kuşağı çok güzel geliyor. Yani fikirleri falan çok iyi geliyor. Yani hani mesela başına daha iyi biri geçecekse olsun. Hani halk için kim iyi olursa o olsun. Ancak şu anda hani padişahlık sistemi olduğu için hoş bir şekilde yönetilmiyoruz yani. Ama kararsız yazar. Parti söyledi, kararsız. Yani ben büyük ihtimalle genç partilere oy atmayı düşünüyorum. Evet, yani böyle hayır genç parti derken yani yeni açılmış, kimsenin oy atmadığı partilere oy atmak istiyorum ama eğer... Boşa gitmeyecek. Ya zaten CHP hastalık da boşa gidiyor ki. Her yerde çalıyorlar yani. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma ne geliyor? Her şey çok güzel olacak geliyor öncelikle. Onu söyleyen Berkay da benim eskiden sınıf arkadaşımdı. Öyle mi? Evet. Küçük değil Berkay, benle yaşıt. Birlikte ortaokul okuduk. O her şeyi o mu söylüyor? Evet. O zaten otobüsün önüne geçer, her şey çok güzel olacak diye oradan başlıyor bütün hikaye. Evet, doktor. İsmi neydi? Biraz bir konuya girelim. Berkay. Güzel oldu. Evet, Ekrem Bey zaten onun sloganıyla devam etti. Mitiklere sonra falan görüştünüz mü? Koptum arkadaşınızla. Yani şöyle, ben İstanbul'da artık olmadığım için aynı ortamda falan değiliz. Ama yine de görüşürüz tabii ki yani. Merhabamız var. Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem Bey? Keşke Mansur Yavaş olsa. Gerçekten keşke Mansur Yavaş olsa yani. Çünkü gerçekten çok hakkaniyetli ve
böyle hani içime huzur veren bir insan açıkçası. Ve Twitch yayınından sonra onu daha iyi tanıdım. Belki biliyorsunuzdur, milyonlarca izlenen bir Twitch yayını oldu. Evet. Ondan dolayı bence olmalı ya, gerçekten. Twitch'e devam. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Oyun mu? Evet. CHP olur. Neden CHP? CHP. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. Mesela bir şey söyle, her şey. Ne söylemek isteyeyim mesela? Güzellik mi geliyor, çirkinlik mi geliyor? Güzellik gelir, seçimin bir değişmesini istiyorum. Her dönem AK Parti olmuyor, bir kez de CHP olsun. Değişim olsun. Değişim olsun. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Kime vereceğiz? Evet. Aman her birisi aynı be. Cevap. Hiç de birine vermem. Deyince aklınıza ne geliyor? Hiç de kimseden bir şey görmedik ki biz. Aa, aklına bir şey gelmiyor mu? Gelmiyor. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? Hiçbirini istedim. Deva. Anlamadım. Deva. Ha, Deva Partisi. Neden Deva efendim? Babacan'ın. Babacan'ın eski geçmişi iyiydi. Temiz, dürüst, siyasetçi o yönden. O yönden. Peki efendim, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Masonluk. Diğer soru, İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı CHP'nin Cumhurbaşkanı da yoksa? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Çok teşekkür ederim. AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü her yaptığı işi anladım. Adam dürüst yapıyor. Doğru. Yönetebiliyor mu artık? Ne yapıyor? Hayat pahalı, yönetemiyor diyenler var. Neyi? Hayat çok pahalı. AK Parti artık eski AK Parti değil diyorlar. Yani yalnız Türkiye'den pahalı hayat. Dışarıda %6 artmış, bizde %40 artmış. Yok öyle bir şey. Dışarıda aynı. Değişen bir şey yok. Geçen sene yumurta kaç paraydı abi? He? Yumurtanın 30'u kutusu kaç paraydı geçen? Yumurtanın parasını aldırma AK Parti mi yüksek? Ha, iktidar olsun, ne alakası var? Şu pazarda baksana şu soğan kaç para? Kaç para? Soruyorum kaç para? 2,5 yıl. O adam 3 de koyar orayı, 5 de koyar. Ya vatandaş almasa koymaz. Abi alakası yok. Git aşağıda. Tekirdağlı mıyız? Burada mı oturuyor? Burada Tekirdağlı mı? Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Şikayetçi. Ağır değil mi? Ağır değil tabii, ne ağır mı? Kardeşim her şey yalan söyleniyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem? Hiçbirisi. Hiçbirisi. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Çünkü düzgün çalıştığı ettiği için. Tamam. Tekirdağlı mıyız? Buralı mıyız? Değil, Adanalıyım. Adanalıyık. Peki efendim, Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Üsat geliyor. Ağır değil mi? Hayır. Ağır değil. Evet. İmamoğlu mu, Mansur Yavaş? Ben İmamoğlu olsaydı, 40 tane İmamoğlu olsa bir tane yine oyumu vermiyorum. Yok, adayları diyoruz. Aday bir şey. Evet. Mansur. Ona Mansur'a da ver. Yok, oy demiyoruz. Kim aday olsun CHP'nin? CHP'den hiçbir aday olsa bile kazanamaz. Kazanamaz. Teşekkür ederim. Ben de. Merhaba, size de sorarım. Hoş geldiniz. Merhaba, bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Tabii ki CHP'ye vereceğiz. Kime vereceğiz? Neden CHP? Neden CHP? Akıllı olduğu için, devleti kurduğu için, güzel yaptığı için, Ekrem İmamoğlu'nu yetiştirdiği için, Mansur Yavaş'ı yetiştirdiği için. Oraya geleceğim. Eğitime, ekonomiye değer verdiği için, ülkeme sahip çıktığı için. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Güzellik gelir, insanı gelir, düzüsü gelir, İsmet Paşa'nın yolu gelir, İsmet Paşa'nın güzelliği gelir. Aha, başka söyle, güzel gidiyor. Başka daha güzelin güzelliği işte. İmamoğlu şu an karşında olsa da ne sor? Ekrem İmamoğlu'na ne soracağım? Nasıl yönettiğini sorardım, ondan eğitim alırdım, ben de onun gibi olmak isterdim. Örnek alırdım. Peki efendim, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Ya onu zamanı geldi mi, genel merkezimiz akıllı, güzel millet ittifakı bu kararı verir. Sandık gelsin, sandık açıklasınlar, bizim adayımız hazır. Evelallah. Adayımız hazır. Adayımız hazır. Sandık gelsin, sandık. Ekrem İmamoğlu seni dinlese ne söylersin İmamoğlu'na? İmamoğlu dinlese ben aynı güzelliğine ileri devam derim. Hedefin Akdeniz derim. Hedefin Akdeniz. O kadar. Teşekkür ederim. Mavi gözlü. Sarı saçlı. Sarı saçlı, evet. Mansur Yavaş'a. CHP. Hı-hı. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ne bileyim, daha uygun olacak gibime geliyor. Geliyor. Yani. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Ben CHP'ye veririm. Neden CHP efendim? Ya halkı kovalıyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi İmamoğlu gelse İmamoğlu'na ben veririm. Ekrem İmamoğlu. Tabii. Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı? Yavaş olsun. Ya ikisi de aynı onların. Tabii ki AK Parti. Neden AK Parti? Abi yaptığı işleri görüyoruz yani piyasada. Artık yönetemiyor diyorlar, hayat pahalı, yönetemiyor AK Parti. Ol desinler onu, Avrupa'yı görsünler önce. Almanya %66 efendim, bizde %36 resmi. Olsun. Avrupa'yı görüyor, Avrupa'da ne var? Avrupa ne mi var? Adam onu bilmiyorum yani, bir baksın da izlesin de ne var. Orada bizden bilmiyorum. Ya ne seçim olsa yine oy vereceğimiz parti AK Parti. Tekirdağlı. Sen Bayburtluyum. Bayburtlu. Evet. Peki efendim, diğer sorumuz var. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya şimdi onu pek tanımıyorum. Bilmiyorum. Şimdi ya adamın hakkında ne diyelim yani. Fikrim tamam. Yok yani. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu? Ya şimdi bir seni diyeyim. Bilmiyorum ki, tanımadığım insanlar. Kararsız tabii canım. Kararsın o kadar diyebilirsiniz. Kararsın. Kararsızım yani. Yavaş. CHP. Neden CHP efendim? Ben Yavaş'ı tutuyorum. CHP falan değil. Tamam ama şimdi o CHP'nin adayı olacak. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu biraz, o da iyi ama Yavaş daha iyi bana tamam. Göre. CHP'nin adayı Yavaş mı, İmamoğlu mu? Yavaş. Teşekkür ederim. Yine Tayyip'e veririm. Neden Tayyip? Tayyip'ten çok memnunuz. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. O da... İmamoğlu mu, Yavaş? Hangisi hayırlıysa olsun. Efendim, seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz?
Ben AK Partiliyim kendim ama ne? Kantarın topu kaçtı. Daibi beğenmiyor abi. Hiçbir şeye ulaşamıyoruz artık. Bak 18 milyon mandalin markette. Yapma ya. Ne, vallahi böyle. Yani hayat falan artık vermeyeceğim AK Parti. Daibi sıyırıyoruz artık. Vermeyeceğim artık. Doyduk artık abi. Bu sefer olursa iyice Daibi beğenmemeye başladım. Çok arkasındaydı. Artık bir partiye vereceğiz. Ama Daibi yok. Daibi vermeyeceğiz abi. Yok. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? O da efendi çocuk. Saygılı çocuk. Daha yeni daha. Bir şey yapamıyor. Biz muhalifiz onlara. Yaptığımız da köstek de oluyoruz bak. Şeyi bile çıkarmadık. Bizim elimizde yetkili. Değil mi? Tabii onuçtan yani bir araba şeyin doğrusu. Abicim her şeyi bak onaylamıyor şeyi bile. Araba, yani, metro. Tabii metrosu da onaylamıyor. Aslında yanlış iş. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu mu? İki dönem çok iyi yaptı Tayyip. Memnunduk ama bu artık yapamıyor. Batı Davi işi yanındakiler de gitti ayrıldı. Peki. Arı baldan mı kaç? Ha bak ne o Babacan o kadar iyi ekonomiyi düzelttiler. Ne kadar iyiydi. Ayrıldılar neden? Olmuyor işte. Tutamadı. CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu olsun Yavaş mı? Valla orasını hangisini yapacaklarını bilmem de birisi daha ağır şey. Onun yanında İmamoğlu'nun yanında Mansur Yavaş daha hukukçu, daha ağır otoriteyi sağlıyor. Çok iyi idare ediyor. Ben onu bilirim. Teşekkür ederim. MHP veririm. Milliyetçi Hareket Partisi. Neden efendim? Neden mi? Çünkü her şeyin arkasında duruyor. Neyin arkasında duruyor? Neden duruyor bak. Ben kurşun yarası var benim buramda. PKK'lılar vurdu beni. Erzincan Erzurum arasında. Hı. Çıktı benim arabaya. Kaç yılında? 99 yılında. Depremden sonra değil. Kamyoncuydum. Oy diyor hadi yap canım ciğerim kardeşim. Şşş ufak bak. Oy canım ciğerim kardeşim. Ben dedim Ekmekçi Partisi'nden arkadaşım. Onlar mı söylediniz? Ne hangisinden? Ben dedim Ekmekçi'dendim. Onun için. Tayyip gelmesi bizim anımız üfleyeceklerdi. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Şeytan geliyor. Şeytan. Çünkü... Çünkü bütün İstanbul'da PKK'lılar yerleşti diyorlar, bağır. Nereden biliyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Nereden biliyorsun? Ben de İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Var mı elinde belge? He? Adalet Bakanlığı temiz kağıdı veriyor. Nasıl? Nasıl veriyor Adalet Partisi? Temiz kağıdı almadan bir devlete işe girebilir misin? Hareket etmemek lazım. Alırım ağacım. Nereden istersen alırım ben. Girebilir misin? Girerim. Nereden istersen alırım. Yani çünkü... Suçun oldu halde. Ağacım bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ekrem İmamoğlu denilen adam. Ben kendim şeytan, benden de şeytan o. Kadına veririm. Meral Akşener'e. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi İstanbul'da hani bugün ne bileyim artık her şey için yapma uğraşan adam yani önünü kesme imkanları da çıkıyor. Önünü kesme. CHP'nin Cumhurbaşkanı ve Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Vallahi en başarılı şimdi Ankara Belediye Başkanı. Mansur Yavaş. Halk Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Parti. Evet. Neden CHP? Rejimin değişmesi lazım, ülkenin değişmesi lazım. Sağın artık yani bitmesi lazım. Değişim için CHP? Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ne gelecek? Her şeyi bekliyor bundan. Vatandaşı Türkiye bekliyor. Adam hizmet yapacak. Hizmet yapacak bir imzasını atmıyorlar. Bırakmıyor. Önünü kesiyorlar. Kime yapacak bu hizmeti? İstanbul halkına yapacak. Doğru mu? Engelliyor evet. Engelliyorlar. Kim engelliyor bunu? Öbür tarafları. Gördün mü geçen gün AK Parti milletvekili arabayla Ankara'ya İstanbul'a gidip gelişinde 900 lira arabanın mazotunu doldurdu. Baba dedi bu olmaz dedi bunda bir şeyler. Bir şeyler var. Ben bir kere binip arabama gidemiyorum. Nasıl gideceğim ki? Son soru sorayım. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu? Hangisi olursa olsun. İlle mutlaka biri olsun. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti. Halk. Halk, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet. Neden CHP efendim? Neden? Cumhuriyetçi olduğu için, Atatürkçü olduğu için. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu çok temiz bir adam, doğru bir adam. Temizlik doğruluk geliyor. Doğruluk geliyor evet. Tekirdağ'dan. Devamını istiyorum. Selam kelam. Evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Hangisi olursa olsun, biri olsun da. Sizce hangisi daha çok size umut veriyor? İmamoğlu. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK? Öbürleri bir iş yapamazdı ondan. Ekrem İmamoğlu deyince geldi de var. Ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince bir iş yapmayacak bir adam geliyor aklıma. Tamam CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu? Hiçbiri değil. Vallahi AK Parti'ye vermem de hangisini olursa veririm. CHP olarak veririm. CHP'ye verelim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi şu anda hiçbir şey gelmiyor çünkü... Bir şey gelmiyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu mu olsun? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Çok evet. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Neden CHP? Hem siyasi anlamda bana hitap eden bir parti hem de atamın kurduğu bir parti. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İş yapan, dürüst, çalışan bir belediye başkanı geliyor. Tekirdağ'dan bir şey söylemek. Selamlar, kolay gelsin. Selamlar, yolu kolay. Bahtı açık olsun. Son soru. CHP'nin Cumhurbaşkanı ve Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Yani çok erken bunun için. Ama şu an etkili konuşulur. Bir sene var. Bir sene daha az var.
Tamam, biz AKP'ninkini de bilmiyoruz ama. Nerede o? Daha belli değil. Bir kere kanun en önünde yasak var. Şu anda onu aşması gerekiyor. Bizim bu diyorlar. Yani şu anda öyle bir... Aklınızda var mı? İmam olmaz öyle başlıyor. Valla ben CHP'liyim. CHP'nin gösterdiği hangi aday olursa olsun hiç önemli değil, oyumu verir. Çok teşekkür ederim. Oyunuzu kime? Hiç verilir. Yok, oyunuzu kime vereceksiniz? Yine AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye efendim? Neden AK Parti'ye? Çünkü dünya çağını değiştirdi. Tamam. Türkiye 3 defa büyüttü. Yolunda, izinde, efendim... Tamam, geçinebiliyor musunuz? Bak, şimdi kriz var. Ben çiftçiyim. Aha. Büyük kriz var. Ben senden daha fazla isterim gübrenin düşmesini. Tamam. İyi kötü normal bir çiftçiyim. Ama dünya krizi. Göste bakayım hangi devlet kriz dedi. Almanya'da enflasyon %6, bizde %36. Bilirim. Onları ben çok güzel bilirim. Orada 6, bizde 36. Bu Gezi olayı bırak, FETÖ davası bıraktı mı? Hangisi bıraktı? 27 Nisan şeyleri da çekti mi? Evet, evet. Amına koydu bugün Türkiye'nin onlar işte. Onlar bozuldu. Beni konuşturma tabii, ağzına sıçtı. Ekonominin bozuldu işte mi? Bugün %7 enflasyon, bak %7'ye düşmüş şimdi. Bir Gezi olayı, bak bir Gezi olayı 400 trilyon dolar bugün Türkiye içeri soktu. Senin haberin var mı? Ben siyasetteydim. Anavatan üst kadem ellerindeydim. Burada. Ne oldu? Ağzına sıçıyor yani. Bir Gezi olayı. Kim yaptı bunları? Kim yaptı onları? Bu Batılıların bu adamı yıkmak için bütün filmleri. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Söyleme Ekrem İmamoğlu. Hiçbir şey yapamaz Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş mı olsun, İmamoğlu mu? Normal. Yavaş'a normal der. Ama İmamoğlu'nu söyleme.